Hayatta başımıza ne gelirse gelsin pes etmeden mücadele etmek gerekiyor. Savaşı kazanmanın yolu bu çünkü. Şebnem Köseoğlu da öyle bir savaşçıydı. Lösemiydi, üst üste iki kez kazanmayı da başardı. Hatta yakınları ona bir de lakap taktı o süreçte. Maskeli Şebnem dediler. Hastalıkla mücadele en önemli silahlarından biriydi maskesi ama düşman iki kez yenilmesine rağmen peşini bırakmadı. Üçüncü kez buldu onu. Genç kadın tedaviye giderken bir söz verdi arkadaşlarına. Memleketime konvoyla döneceğim dedi. Döndü de ama bu kez yenik düşen taraf olarak. Merhabalar, Şebnem ben. Bu ara en çok bilinen adımla Maskeli Şebnem. Lösemiyle olan savaşı kazanıp konvoyla geri döneceğim demişti ama olmadı. Maskeli Şebnem kansere yenik düştü. Antalya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Şebnem Köseoğlu 2018'de lösemiye yakalandı. 3 ay sonra da hastalığı yendi. Ancak 2019'da hastalığı bir kez daha nüksetti. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre kampanyası başlatıldı. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşan Maskeli Şebnem 2020 Nisan'ında bir kez daha aynı hastalığa yakalandı. Ancak bu kez lösemiyle olan savaşı kaybetti. Maskeli Şebnem'in son isteği sağlığına kavuşup konvoy eşliğinde Antalya'ya gelmekti. Ama o konvoy cenaze konvoyu oldu. Köseoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile mezarlığında defnedildi.